Dana'nın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Puanlarınızı çok merak ediyorum kızlar. 4 gün bir süre geçirdik. Yarın final günü. Açıkçası bana verdiğiniz puanları çok merak ediyorum. Kimden düşük, kimden yüksek puan bekliyorsun? İrem'den düşük puan bekliyorum. Hacer'den de onlara göre bir tık yüksek puan bekliyorum. Bakalım göreceğiz. O zaman düşük beklediğim puan açılsın, yani kutu açılsın. Benim sana puanım 2. İrem, sana 3 puan verdiğime çok pişmanım. Keşke vermeseydim. Hatta 1 verseydim. Bu 2'yi gördükten sonra çok üzüldüm. Aslında yorumlarına bakarak 2 vereceğini, yani düşük puan vereceğini tahmin etmiştim. Ama 2 vereceğini tahmin etmemiştim. Yani yanlış bir puanlama kullandığını düşünüyorum. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Oturma odanda, yatak odanda bir şey beğenmediğimi dile getirdim. Bir tek mutfağını beğendim. O da mutfağında hani bazı çok kalabalıktı. Halını güzel buldum. Evet, dolap kapaklarının güzel. Diğer türlü gereksizdi bence eşyaların hepsi. Çeyizinde çok iddialıydın ama benimkiyle aynıydı ve benimki bence seninkinden daha iyiydi. Ben çeyizinde hala iddialıyım. Çok fazla yemek masası, yani kimde çeyiz sandığı vardı bilmiyorum yani. Büşra'da mı? Unuttunuz Havla galiba mesela. Ablanın üzerindeki yazan kişi. Evet. Onu ben bile anlamadım. Şimdi söyleyeyim. Ben bilmiyordum. Daha fazla şimdi şöyle oldum. Ben bir yorumumdan söyleyeyim neden iki verdiğimi. Şule arkadaşımız bir şey söyledi. Ben de açıklık getirmek istiyorum. Arkanda krem bej renginde bir dantelli küpürlü bir kırlent var. Onu da kuzenim yaptı. Kuzenim bu konuda çeyiz konusunda çok fazla yetenekli. Benim çeyizimi de bir kısmını o yaptı. Ve çeyizimi ilk kez sergiliyorum. Yani Büşra'dan çeyiz almış olsaydım onları tek tek bakıp yani bu detayı görmeyecek miydim? Yani o kadar akılsız kaç bir insan mıyım? 4,5 yıldır. 4,5 yıldır hiç evine gelen bir misafire, kayınvalidene, annene açıp göstermedim mi? İşte benim çeyizim bunlar bizde var değil mi? Bizde çeyiz gösterme yok. Ben 3 aylık evliyim. Kayınvaliden tamam, önüme geldiğinde gösterdim. Sizin kültürleriniz farklı olabilir. Ben içinden sadece kırlentler seçmiştim. Yani salonuma uygun olduğu için kırlentleri seçmiştim. Ama çeyizimin çoğunu yani açıkçası görmedim. Zaten kaynanamdan da çok fazla çeyiz vardı. 13 bohçaya yakın çeyiz vardı. Onların tarafından da. O yüzden bu şeye katılmıyorum. Yani kıskanıyorsunuz. Senin evin benim evimle. Kocanı kıskanıyoruz, evini kıskanıyoruz, puanını kıskanıyoruz. Senin evinle benim arasında çok dağlar kadar fark var. Arkadaşlarımın puanında da bakacağız. Sen takım almış sonunda, koymuşsun. Ben mesela takım alıp koymadım. Bakacağım. Benim yemek takımım farklı, koltuk takımım farklı. Yani ben bir bütünlük sağlamaya çalıştım. Sen gitmişsin bir mobilyacıya. Sen benim evimle kendi evini değerlendiremezsin. Çünkü benim evim seninkinden daha güzel. Emin olabilirsin. Ben buna katılmıyorum. Seyirci de bunu görecek. Tamam kızlar, diğer puanları da görelim. Dur ya, zaten kulakların kapalı kalsın. Ben Hacer'in puanını çok merak ediyorum. Açalım, hep birlikte görelim. Benim sana puanım 3. Hacer, yani 3 puan vermene üzüldüm. Salonum, aynı zamanda ikramlıklarım, çeyizim, karşılamam. Yani hangilerine birer puan verdin? Hani burası 5 puanlıktan oluşuyor. İşte sunum, karşılama, işte ikram. Dekorasyon 1 puan oluyor, çeyiz 1 puan oluyor hani gibi gidiliyor. Ona göre 5 üzerinden değerlendiriyoruz ya. Mesela 2 puanı neden kırdın çok merak ettim. Sen oraya girmeden ben arkadaşıma de bir şey sorayım. Bana 2 verdin, Zehra'ya 2 verdin, arkadaşa 3 verdin. Şule'ye de 1 verdin. Evet, 1 verdin. Evet, Şule'nin evine ben de 1 verdim. Tamam. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum ama Zehra'nın evine ben... burası gibi, bu ev gibi değildi Zehra'nın evi kesinlikle. Kendi evime geçiyorum. Aynen öyle. Bana 2 verdiğin için pişman mısın onu merak ediyorum. Evet, sadece pişmanım. Bu evi gördükten sonra sana 2 verdiğim için pişman. Duydun mu cevabı? Sen şimdi... Bugün mor giymiştin. Oldun mu mosmos?
Hayır, mavi şu an, şey mavi, mosmor olmadı. Benim için bu yeterli. Ben zaten mosmor çoğu olmadı. Şeyi uyumsuzluğumu ben evimi de, evimi de dekorasyonumu da gayet şirinlerden gargamela döndü. Bir şey yok ya, vallahi yok yani. Hala nasıl savunabiliyorsun? Şaka gibi ya. Küçücük evim var. Hava bile alamıyorsun evin içerisinde. Yani ben senin odana girdiğim zaman boğulacak gibiydi. Mutfak desen bir karış. Orada yemek nasıl yapıyorsun zaten bilmiyorum. Benim yayla kadar evime gelmiş laf yapıyorsun. Sen yayla sen kadar, bu kadar olan büyük, güzel kullanamamışsın. Ben sen, o kadar ben küçük bir evi bile o kadar güzel hale getirdim. Sen benim evime asla yorum yapamazsın. Yaparım. Hayır, yapamazsın. Asla yorum yapamazsın. Yapamazsın. Ne demek ya? Benim evim mesela. Niye? Ben buraya yarışmacı değil miyim aslında? Yaptım. Yapıyorum, yapmaya da devam hayır. edeceğim. Ben senin bekledim. Evin bit kadardı. Senin evin bit kadardı. Senin evin saray gibi bir şey yaramıyor. Senin evin bit kadardı ve 3 aylık evlisin. Lütfen. Bakın burada hepiniz yeni evlisiniz ve benim eşyalarım. Ben tamam 2 senelik yani çok da böyle benim gibi 4,5 senelik bir evlilik değil ve benim 4,5 senelik bir evliliğe olmama rağmen eşyalarımın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer ben de 3 aylık ya da 1 aylık bir evli olmuş olsaydım ve ev benim kendim yapmış olsaydım, ev benim olmuş olsaydı bu kadar korkunç bir ev çıkartmazdım. Hiç kusura bakma. Yani sen içini yiyor. O zaman da ağladın. Final günü de sanırım kaybettiğin zaman ağlayacaksın. Sen ve buralarını sallamaya çünkü devam ben et. Ben evime çok güveniyorum. Tamam. Arkadaşımın dediği cevap da benim için çok yeterliydi. Senin hiçbir fikrini önemsemiyorum. Teşekkür ediyorum. Sen, keşke o zaman senin gününde de seni birli puanlayalım. Yani birinci olmasını mı istiyorsun? Ne yani alakası öyle var? Mi görüyorsun? Onu mu görüyorsun? Daha öyle mi görüyorsun? Yani keşke bana üç. Ama bak, hayır. Diyor. Tamam kıyasladın. Okey. Benim evimle onun evini hani ben kıyaslamış olabilirim. Yani şu an bu evi gördükten tamam, sonra evim daha güzel oldu. Tamam. Yani bana düşünüyor, tamam düşünüyor olabilirse. Peki tabii. Yani bak senden biraz hırs aldı, gaz aldı. Yani sen iddialı değil misin ki bunu ona söylüyorsun açık açık? Ben kendi evimde iddialıyım tabii ki de. Tamam ama onu mutlu ettim. Baksana nasıl sinsi sinsi gülüyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin tamam, evini sen gördükten sonra onun evinin onun evine iki verdiğim için pişmanım. Bunu peki. Ona birinci olarak gördüğümü falan ima etmiyorum. Peki. Bunu ben açıklamak istedim sadece. Yani yarışma bittikten sonra yorumları tek tek okuyacağım. Kimin evi daha güzelmiş bir de seyircilerimizden de göreceğim. Tamam. Çarşamba pazarı gibi. Yarın gelin. Nerede? Her yerde kocaman ev. Yani en fazla şurada bir dekorasyon kullandım. Şurada bir tane dekorasyon kullandım. Evet mutfakta birkaç dekorasyon kullandım. Ona rağmen siz raf niye yok falan dediniz. Bu sefer de fazlalığından fazla. Tezgahın üstünde olmayan bir şey yoktu. Çok alakasız parçalar vardı öyle değil hiç mi? Hiç olmayıp orada raf çok olsaydı güzel olsaydı. Çok saçma şeyler vardı. Muşalma sen sus bir. Kusura bakma yani muşalma sermişsin oraya. Gelmişsin benim mutfağımla kendi mutfağını kıyaslıyorsun. Ben oraya çok güzel çiçekli bir runner koymuşum. Sen kalkmışsın. Ya sabahtan beri kendine güzel güzel diyorsun. Bu kadar insan senin yalan güzel miydi? Sen mi doğru söylüyorsun? Senin evin güzel bence miydi? Bence bana göre güzeldi. Herkesin evi kendine güzel. Yatak örtü. Söylediği şeyi duydunuz mu? Yeni evli olsaydım bu kadar korkunç bir evle karşınıza çıkmazdım dedi. Korkunç istemedim. Duydunuz mu? Ben evli olsaydı bu kadar korkunç. Siz bunu fark etmediniz. Ben bunu fark etmedim. Kendi evinin ediyor. Evet. Sizin kulaklarınızda problem var. Aynen. Sen kirpiklerini yaptıracağını kulaklarına yaptır. Hatta kulaklarına sen yarın. Kulaklarına yarın başka tamam, şeyler taktı. Tamam gene biz yalan söylüyoruz. Sen doğru söylüyorsun. Tamam Muşamba. İyi bir şekilde yani duydum. Sen gelin evine katılıyorsun. Muşamba sermişsin oraya. Bari kaldırsaydın. Düz bir masayla katılsaydın. Sen de gelin evine katılıyorsun. Gördük yani. Fazla yorum yapmaya gerek yok çünkü kendisi de kabul benim perdem yarım kalmamış. İşte en azından. Ben böyle uygun buldum. Bu şekilde de devam edeceğim. Gaye sana kötü bir haberim var. Az önce görüntüleri kontrol ettik ve aynen rakiplerinin söylediği ifadeleri kullanmışsın. İsterseniz bir kere de hep birlikte izleyelim. Burada hepiniz yeni evlisiniz ve benim eşyalarımın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer ben de 3 aylık ya da 1 aylık bir evli olmuş olsaydım ve ev benim kendim yapmış olsaydım, ev benim olmuş olsaydı bu kadar korkunç bir ev çıkartmazdım. Hiç kusura bakma. Yani ben onları kastetmiştim orada. Kastetmiştim. Hayır, korkunç demiştim. Ben sizi de korkunç dedim. Korkunç olduğunu kabul etmiştim. Ben kaçırdım sonra toparlamaya çalıştım. Ya kızlar niye ben insan... De. Hadi korkunç olsa niye insan kendini bile bile lada ister? Ben kendi evim, yani sizin evinizden bahsediyorum. Yani ama bu kadar, dedin ki korkunç bir evle karşınıza çıkmazdım dedim. Arkadaşım. Şu saçmalamayın. Ben konuşmayı da unuttum. Zaten kelimelerde bir araya getirmekte sıkıntı yaşıyor.
Ya sen muşahmasız gerçekten. Bence konuşurken ondan başka bildiğin bir şey yok yani zaten. Yani iki kişiden biri aldın farkında mısın? Bir aldın yani puanın altı benim en sonsun. Yani kaybedeceğini biliyorsun orada. Ve bence kendine bak. Gayecim en son puan. Şu lafla görüşü daha ağır ya. Bence bakalım. Bundan sonra toparlayamazsın çok fazla. Yani ben evet puanlamaya devam edebilir miyiz arkadaşlar lütfen? Tamam devam edelim. Kimden devam etmek istiyorsun? Sen aç. Demek ki heyecanı bekliyorsun. Aç da görelim yorumlarını. Tamam ben açabilirim.